Merhaba sevgili takipçilerim. Kum boncuktan çiçekli boncuk ve bileklikler yaptım. Bileklikleri böyle ilikli yaptım. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Kullanımı çok kolay oluyor. Böyle. Kolyelerini de bu şekilde papağan ve zincirle yaptım. Bunları bileklik ve kolye takım olarak çalıştım. Bunlar da tek bileklikler. Bunları Deniz Ülkü Tasarım Instagram adresimden dilerseniz satın alabilirsiniz. Yapmak isterseniz de videomu dikkatlice izleyin. Gerekli malzemeler boncuk iğnesi, takı ipliği ve kum boncuklar. 1 metre kadar ip kesmemiz yeterli. Ana renk olarak siyah kullanacağım. 18 siyah boncuk alıyorum. İpin çıktığı yerin ters yönünden, hepsinin içinden tekrar geçiyorum. Üç düğüm atacağım. Sağlam olması açısından tekrardan boncukların içinden geçiyorum. Ucu kestikten sonra yakıyorum. Boncuklarınızı hazırlayın, birlikte yapalım. Başta karışık gibi gözükebiliyor fakat yaptıkça eliniz alışıyor. Eliniz alışana kadar bir 3-4 tane birlikte yapmamız gerek. İlk çiçeğime başlıyorum. Bunun için 2 siyah, 1 mavi ve 1 siyah. 2 siyah, 1 mavi, 1 siyah. Şu ipin çıktığı yöne bakın. Tam bu çıktığı yöne. Bu yönün tam tersine doğru gidiyoruz. Ve baştan ikinci boncuğa batıyorum. Yine çeviriyorum. Hep tersine gideceğiz. 2 siyah. 1 mavi boncuk alıyorum. Bu sefer 2 siyah, 1 mavi. Ve mavi boncuğa batıyorum. Yine çeviriyorum. 3 mavi, 1 tomurcuk alacağım. Tomurcuk için sarı renk kullanacağım. 3 mavi, 1 sarı. Tomurcuk dediğim buydu. Çiçeğin ortası. Bakın yine ters yönde ikinci maviye batıyorum. Çiçeğimizin yarısı oluştu. Şimdi 3 mavi alacağım.
ve bu uçtaki maviye batıyorum. Bakın, ilk çiçeğimiz oluştu. İkinci rengimize geçelim. Bunun için 2 siyah, 1 turuncu, 1 siyah alacağım. İpin çıktığı yöne bakın. Baştan ikinci boncuğa batıyorum. Çeviriyorum. Bu arada burayı biraz sıkı tutuyorum. Şu kısmı özellikle gevşemesin diye. 2 siyah, 1 turuncu alıyorum. Ve turuncu yaprağımıza batıyorum. Yeni çiçeğimizin 2 yaprağı. Şimdi 3 turuncu, 1 sarı. Yani çiçeğin tomurcuğu. İpin çıktığı yön ve battığım boncuğa bakın. Şimdi 3 turuncu. İkinci çiçeğimiz de tamam. Üçüncü rengimize geçelim. 2 siyah, 1 yeşil, 1 siyah. Ve sonra 2 siyah, 1 yeşil. Ve yeşil boncuğa batıyorum. Çeviriyorum. 3 yeşil, 1 sarı. Şimdi 3 yeşil. 3 yeşili de alınca çiçeğimi tamamlıyorum. Bir renk daha gösterelim. İki siyah, bir kırmızı, bir siyah. İpin çıktığı yönün tersinden ikinci boncuk. Çeviriyorum. 2 siyah, 1 kırmızı. Çeviriyorum. 3 kırmızı, 1 sarı.
ve yine 3 kırmızıyla çiçeğimi tamamlayacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Bilekliğin boyu yeterli. İpim elastik olmamasına rağmen örgü şeklinden dolayı bileklik biraz elastik oluyor arkadaşlar. Bu da bir avantaj. İnce bir bileğe de olabiliyor. Yani çeşitli bilek ölçülerine tam denk gelebiliyor. Bazısına bu şekilde, bazısına bu şekilde. Şimdi bitimde bunun gibi ilikli yapacağım. Ben şimdi bu boncuğu kullanacağım. Rengi uyumlu olan herhangi bir boncuk kullanabilirsiniz. Şimdi 5 tane siyah alacağım. 5 siyah. Şu son 2 boncuktan birden geçireceğim. Şu şekilde ortadaki boncuğa ulaşacağım. 5 boncuğun tam ortasındaki. İlik yapacağım boncuktan geçeceğim. Ve onu bu şekilde düz tutarak son boncuğa dikeceğim. En az 3 defa geçebiliyorum. Boncuk ve iğne uygun. Ve şu şekilde sarıp buraya düğüm atacağım bu sefer. Birkaç düğüm üst üste atacağım ki sağlam olsun. Bilekliğimiz hazır. Böyle tek elle kolayca takabiliyorum. Bileklikte klips, papağan biraz zorluyor çünkü. Bu şekilde çok kolay ve şık oluyor. Tabii dilerseniz bunu zincirli ve papağanlı da yapabilirsiniz. Benim kolyeleri yaptığım gibi. Tek farkı başlarken 18 boncuk değil, 5 boncuk alarak başlıyorum. Ve bir tarafına papağan, bir tarafına zincir takıyorum. Bu şekilde de her bileğe uyan ölçülü takılar elde edebilirsiniz. Ya da her bedene uyan kolyeler. Bu videomu beğendiyseniz bu tür içeriklerin devamı için beğenmeyi ve daha farklı modelleri takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, takipte kalın.